Profesör Doktor Nihan Çelebi, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı kendisi. Hocam tabii kimya mühendisliği dediğimizde böyle biraz muğlak bir ifade gibi geliyor ama yani şu kağıttan kaleme, işte kıyafetimizden bu fincana, telefona kadar evet. Aslında kimya mühendislerinin imzası olan ürünler değil mi bunlar? Hayatımızın birçok alanında üretimin var. Üretimin olduğu her yerde aslında kimya mühendisliği var. Yelpazesi inanılmaz derecede geniş, her sektöre hitap ediyor. Tabii ki dört temel mühendislikten bir tanesi olmanın avantajını aslında birçok disiplinin de kesişim noktasında olmasıyla birleştiriyor. Dolayısıyla son yıllarda baktığımız, hani yaşadığımız şeylere bakarsak, pandemide ortaya çıkan sağlık, ilaç, bunun gibi teknolojilerde çok önemli rol oynuyor. Çok yakın zamanda bir deprem felaketi yaşadık. Buradaki yapı malzemeleri, yapı kimyasalları, bunların geliştirilmesi burada çok önemli rol oynuyor. Enerji darboğazına doğru gidiyoruz. Enerji kaynaklarının iyi kullanılması, verimli kullanılması, sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, bunlarda kimya mühendisliğinin önemi çok büyük. Önemli çevresel sorunlarla boğuşuyoruz. Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Karbondioksit, bunların tutulması, bunların çözüme ulaştırılması. Tüm bunların içerisinde kimya mühendisliğinin her birinde çok büyük önemi ve değeri var. Her birinde kimya mühendisleri bunların rol oynuyorlar. Yani ilaç, kozmetik, boya, tekstil, gıda, savunma sanayi, otomotiv, malzeme, nanoteknoloji, biyoteknoloji, aklınıza gelebilecek olan her yerde kimya mühendisleri var. Peki, bütün bunların bilincinde olan bir aday karşınıza evet. geldiğinde evet. Nasıl bir eğitim alacak, önünde nasıl bir evren var? Evet. Aslında mühendislik fakültesinde eğitim 4 yıl, 8 yarı yıldan oluşuyor. Eğitim dili? İngilizce. İngilizce. %100 İngilizce eğitim dili. Bu nedenle zaten ilk başta bir sınava, yeterlik sınavına giriyor öğrenciler geldiklerinde. Bu sınavın akabinde eğer belli bir puanı geçebildiklerinde fakültede, bölümde eğitime başlamaya hak kazanıyorlar. Bölümümüze onlara hoş geldin diyoruz Yeditepe'ye yeni mühendis adayları olarak. İlk sene mühendislik fakültesinin 10 bölümü var. Kimya mühendisliği bunlardan bir tanesi ama 10 bölümün programları, birinci yıl programları neredeyse aynı. Temel bilimler, kimya, evet. matematik, fizik. Bunlar çok önemli. Mutlaka ve mutlaka bir programlama dili, algoritma öğreniyorlar. Her bölümün programında mutlaka var. Bunun yanında tabii ki eğitim dilimiz %100 İngilizce olduğu için hazırlık okulundan gelen ve belli bir puanın altında kalı ama hani devam edebilecek de var ama biraz daha desteğe yabancı dilde ihtiyacı olan öğrenciler için birinci sınıfta İngilizce olarak şeylere de devam ediyoruz. Bunun haricinde yine birinci sınıfta tabii ki biraz daha mesleği tanımaları çünkü çoğu öğrenci çok bilinçli seçim yapamıyor maalesef. O yüzden de biraz daha neyle karşılaşacaklarını, kimya mühendisliğinin ne olduğunu, nerelerde görev aldığını gösterebilecek öğrencilere bir kimya mühendisliğine giriş dersimiz var. Birinci yılı böyle geçiriyoruz. Biraz da öğrencilerin bu sınav rehavetini üzerinden atmaya başladıkları, biraz daha kurtulmaya başladıkları dönem aslında bu dönem oluyor. İkinci sınıfta temel mühendislik derslerini alıyorlar. İşte akışkanlar mekaniği var, termodinamik var, madde enerji denklikleri var. Tabii mühendislik, temel mühendislik derslerinin yanında tabii ki kimya mühendisliği olduğumuz için temel kimya dersleri, organik kimya, biyokimya, biyorganik kimya, fizikokimya gibi dersler de ikinci sınıfta karşılarına çıkıyor. Ne zamanki öğrenciler üçüncü sınıfa geliyorlar, aslında asıl mesleği tanımaya başladıkları ve de sevmeye başladıkları, evet ben ne yapıyorum, bundan sonra ne yapacağımı anladıkları yer üçüncü sınıf oluyor. Üçüncü sınıfta artık temel mühendisliğinin temel dersleri, reaksiyon mühendisliği, reaksiyon tasarımı, reaktör tasarımı,
kütle transferi, ısı transferi, matematiksel modelleme gibi dersler alıyorlar. Bunları çeşitli seçmeli derslerle ve hatta biraz tabii ki bizim amacımız hani mühendisi, yönetici mühendislerle yetiştirmek. Bu amaçla da aslında kendilerine ekonomi vesaire gibi bu prensipleri de verdiğimiz ve zorunlu olarak programımızda bulunan derslerimiz var. Bunları da öğrencilerimiz 3. sınıfta alıyorlar. Ve onun akabinde de 4. sınıf daha fazla tabii ki projeye dayalı. Bir üretim tesisini fikir aşamasından, tasarım aşamasından, oradaki ürünün pazarlamasına, fiyat maliyet analizine kadar tasarladıkları gerçekleşiyor. Merhaba, hayat bölümü. Evet. Değil mi orası? Evet. Ve mühendislik ve bitirme projesi dediğimiz en son öğretim üyeleriyle birlikte çalışarak onların araştırmalarına katıldıkları, onlarda yer aldıkları bir proje sunumuyla da eğitim hayatlarını artık bizleri sektörde temsil etmek üzere onları uğurluyoruz. Çok güzel. Yolları açık olsun. Burada MÜDEK akreditasyonunun önemi nedir hocam? Şöyle ki tabii bu akreditasyon çok önemli bir kavram. Çünkü eğitimde kalite standardımızın dünya standartlarında olduğunun belgesi. Burada akreditasyona sahip olan bir bölüm olarak sürekli değerlendiriyoruz. Yani bu belge bir kere alınıp bitmiyor. Sürekli olarak bizim bu kalitemizi devam ettirdiğimizi, sürekli eksikliklerimizi görerek yenilendiğimizi, programlarımızı güncellediğimizi, çünkü o kadar hızlı ilerleyen bir dünyadayız ki, o kadar hızlı ilerleyen bir teknoloji var ki, gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bu hızlı değişikliğin içerisinde bizim de değişmemiz gerekiyor. İşte bu değişiklikleri görebilmek için bu kalite sürecini devam ettirmemiz lazım. Bu kalite döngüsünü devam ettirmemiz lazım. Nerede eksik kalıyoruz gelişen dünyaya göre? Bunu öğrenmemiz lazım. Bu akreditasyon süreci aslında bunun yaptığımız, hayata geçirdiğimiz ve de kendimizi güncellediğimiz bir güzel destek. Tabii üniversiteniz, ya benim bildiğim kadarıyla birçok tabii kıymetli üniversitemiz var ülkemizde. Hı hı. Mühendislik ve sağlık alanında özellikle çok iddialı bir yapıya sahip. İddialı. Zaten bunu mezunlardan da görebiliyoruz hocam. Yani hayatın her aşamasında rol alabiliyorlar. Dediğim gibi birçok kıymetli üniversitemizin kıymetli evlatları ülkemize kıymet katmak için, değer katmak için. Kesinlikle. Hem ülkemizde hem de yurt dışında çok güzel işler yapıyoruz. Tabii siz de eminim ki bundan çok mutlu ve keyif alıyorsunuzdur, değil mi? Çok. Tabii. Hocam şimdi akademiden bahsediyoruz. Kampüs olması, bir kampüs üniversitesi olmasının avantajları tabii ki var ama bölüm olarak baktığınızda da sanırım ilgili bölüme ait çalışma alanlarının, yani sizde laboratuvarların değil mi olması önemli bir unsur herhalde. Çok önemli. İşte, projeler yapılıyor olması, sanayide projelerin gerçekleşiyor olması önemli şeylerden bir tanesidir. Kesinlikle. Bunların öğrenciye ne katmasını bekleriz biz, neyi hedefleriz? Aslında katabileceği çok şey var. Geleceklerini planlıyorlar. Geleceklerini planladıkları, kendilerini diğer mühendislerden çok rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Bir adım öne çıkarabilecekleri, fark yaratabilecekleri alanları bulmaları için bu çok önemli bir fırsat. Dolayısıyla bu fırsatları görmeleri, değerlendirmeleri ve bunların peşinden koşmaları gerekiyor öğrencilerin. Mühendislik de uygulama gerektiren bir disiplin olduğu için laboratuvarda gördükleri süreçler, ekipmanlar, bunların ne kadar güncel teknolojiyi yansıttığı aslında inanılmaz derecede önemli. Dolayısıyla burada öğrenciler hani üniversite tercih yapmak istediklerinde benim nacizane önerim kendilerine, mutlaka bir üniversiteyi, bölümü tercih etmeden özellikle mühendislik fakültelerine başvuru yapmayı düşünüyorlarsa, öyle bir hedefleri, amaçları varsa mutlaka laboratuvarlarını gidip görmeleri, kampüsünü gidip görmeleri. Dediğiniz gibi aslında bir kampüs üniversitesi olmasının, kampüste birçok farklı disiplini barındıran bir kampüste öğrencilerin farklı
bakış açılarıyla aslında bazı şeyleri görüp değerlendirmelerine de katkı sağlıyor. Zamanlarını daha iyi kullanmalarına da herhalde değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü çalışma hayatı tek yönlü değil. Çalışma hayatında da birçok farklı disiplinden kişilerle bir aradayız. O yüzden biz disiplinler arası çalışmaya da çok önem veriyoruz. Ve disiplinler arası çalışmada son yıllarda yaptığımız değerli bir projeden kısaca bahsetmek isterim. Kimya mühendisliği öğrencileri, eczacılık fakültesi öğrencileri ve endüstri mühendisliği öğrencileri, 200'e yakın öğrenci bir araya gelip bir kozmetik ürününün pazar araştırması, müşteri beklentilerinden başlayarak formülasyonu, üretimi, bunun pazarlaması, satış hatta reklamlarına kadar tamamen tasarlıyorlar, bir araya getiriyorlar ve 3 bölümün öğrencileri çok güzel ve uyumlu, bazen uyumlu bazen uyumsuz ama o uyumsuzlukları çözmek de aslında çok önemli bir hayat öğretisi. Dolayısıyla bunu daha lisans seviyesinde tabii ki tecrübe edebilmek çok önemli bir tabii bence onlar da katkı. Çok güzel izler bırakacaklar, evet, değil mi? Çok büyük kazanımlar elde edeceklerdir kesinlikle, böyle olunca. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun yanında dediğiniz gibi sanayiyle olan işbirliği, akademik kadrosu Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ciddi anlamda çok iddialıyız bu konuda. Profesör Doktor Arif Ergin'e o zaman selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı iletelim. Arif Hocam sizi çok seviyoruz. Evet. Ve bu noktada kimya mühendisliğinde de bütün öğretim üyelerimizin dünyanın en saygın üniversitelerinde araştırma tecrübesi olan, eğitim tecrübesi olan bir akademik kadroya ve çok aktif olarak farklı alanlarda çalışan bir akademik kadroya sahibiz. Ve öğretim üyelerimiz, akademisyenlerimiz sanayiyle işbirliği yaptıkları araştırmaları, çalışmaları var. Bunun yanında kamu destekli, TÜBİTAK destekli projeler yürütülüyor bölümümüzde. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de öğrencilerimiz bu projelerde yer alma fırsatını buluyorlar. Büyük imkan. Çok büyük Tabii. imkan. Sanayide bu daha sonra işe başlama, istihdam olanaklarını yaratıyor. Onun haricinde bir örnek olarak bir TÜBİTAK projemizde çalışan lisans düzeyinde bursiyer olan 2 öğrencimiz vardı. Bir konferansta yaptıkları çalışmaları sundular lisans üstü seviyesinde olan bir konferansta. Ve 140 tane bildiri arasında ödül almaya hak kazandılar daha lisans seviyesindeyken. Ne bu büyük öğrenci bir kaynağı. Çok büyük. Bu öğrencilerden bir tanesi şu anda Amerika'da, diğeri Almanya'da doktora eğitimlerini sürdürüyorlar. Bunun gibi olanaklar dediğim gibi aslında öğrencilerin biraz gözlerini açıp fırsatları yakalamasına bağlı, merakına bağlı, gözlem yeteneğine bağlı, sorgulamasına bağlı, biraz, hevesine dayanıklılığına kesinlikle. Dayanıklılığına bağlı biraz o da, değil o mi? Da o doğru. Da var çünkü biraz dayanıklı olmayı gerektiren bölümlerden bir tanesi. O kadar da evet, kolay bir bölümden bahsetmiyoruz. Değil. Tabii belli standartlarda biz yani yapmak istediğimiz şey bizim mezunlarımız temsil ediyor. Ve gitgide artık 500'ün üzerinde neredeyse mezunumuz tüm dünyada bizi genç Yeditepe'li kimya mühendisleri olarak temsil ediyorlar. Onların başarıları sayesinde de biz öğrencilerimize yepyeni kapıları açabiliyoruz. Yani bize çok saygın firmalardan bize önerebileceğiniz Tabii. kişi var mıdır, öğrenciniz var Talepler mıdır, geliyor. Mezuniyete yakın. Ne güzel. Her ne kadar bizim programımızın dahilinde 20 iş günü zorunlu bir stajımız da var. Ancak bunun dışında özellikle son sınıf öğrencileri için uzun dönem staj dediğimiz firmalara giderek birkaç gününü firmada geçirebildikleri staj programlarını da biz son derece destekliyoruz. Ve firmalardan da dediğim gibi saygın firmalardan bu tip uzun dönem stajyer olabilecek olan öğrencileri daha 4. sınıfta almak üzere bize talepler geliyor. Harikaymış hocam. Hocam tabii çift ana dal ve yan dal herhalde birçok talep aldığınız konulardan bir tanesi. Kesinlikle. En fazla sorulan konulardan da bir tanesi. Çünkü dediğimiz gibi rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz. Bu noktada
yabancı dil bilgisi çok önemli. Altyapı, kendini ne kadar genişlettiğin, derinleştirdiğin, bunların hepsi çok önemli. Ancak tabii ki burada kendine bir tane daha şey katmak, artı katmak, bir fark yaratmak açısından çok ön plana çıkıyor. Bu yüzden de başarılı öğrencilerimizi tabii ki biz üniversitemiz bünyesinde çeşitli bölümlerle, mühendislik fakültesinin içerisinde bu daha kolay. Neden diye sorarsanız, programımızda birçok benzer ders var. Az önce bahsettiğim gibi birinci sınıf dersleri neredeyse bütün bölümlerde aynı. İkinci sınıf dersleri, mühendislik altyapı dersleri olduğu için çoğu bölümde aynı. Dolayısıyla ortak sayabileceğimiz derslerin sayısı oldukça yüksek. Bu da tabii ki öğrencileri ikinci bir diploma almak gibi ya da kendine yepyeni bir iş alanı yaratmak gibi kendini yönlendirebileceği şekillerde ortaya çıkıyor. Her bölümle mühendislik fakültesinin içerisinde yan dal programımız var. Çift ana dallar da var. Çift ana dalların arasında bölümümüz için en popüler olanlar genetik ve biyomühendislik mühendisliği, malzeme bilimi, nanoteknoloji, endüstri mühendisliği oldukça popüler. Elektrik, elektronik, bilgisayarla da yapan, çift ana dal, yan dal yapan öğrencilerimiz var. Ama bunun haricinde üniversitede yan dal ya da çift ana dal yapmak, eğer bir anlaşmamız, bir protokolümüz o anda olmasa bile mümkünatı olmayan bir şey değil. Biz öğrencilerin, hızlıca aksiyon alıp, öğrencilerin isteklerini ve öğrencilerin heveslerini çok değerli buluyoruz. Bu yüzden de yeter ki istesinler. Onlar örneğin ben kimya mühendisliği okuyorum ama psikolojiye ilgi duyuyorum. Psikolojiyle bir çift ana dal programı ya da bir yan dal programı geliştirebilir miyiz? Şu anda örneğin yok dediklerinde biz hemen aksiyon alarak dediğiniz gibi iki bölüm bir araya geliyoruz. Ortak sayabileceğimiz dersler, ekstra alınması gereken dersler nedir diye bir plan yapıp bir protokol hazırlıyoruz ama çoğunlukla benzer olmayan tabii ki disiplinler oldukça büyük bir yükle birlikte geliyorlar. İki tane diploma almak ya da yeni bir meslek için sertifika almak o kadar da kolay değil. O yüzden ama her noktada zaten öğrencilerinizin yanındasınız. Her zaman. Onların hayatına değer katmak için, ülkemizin kıymetli evlatlarının hayatına değer katmak için zaten kesinlikle akademide bütün imkanları sunuyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim hocam zaman ayırıp geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim çok, bize zaman ayırdığınız için. Ne demek? Mutlu olduk. Hakikaten ben böyle kimya mühendisini de sizin gibi anlatan bir akademisyenle uzun süredir karşılaşmamıştım. Ben bile ikna oldum şu anda. Yani kimya mühendisliği okuyabileceğimi düşünüyorum ama o kadar vaktim olduğunu bekleriz düşünmüyorum açıkçası. Az önce söylediğiniz çok kıymetliydi. Hayat çok uzun. Dolayısıyla yan dal, çift ana dal yapmak onlara farklı ufuklar açacaktır. Hele ki sizin gibi kıymetli bir üniversitenin imkanları varken bunları kullanmak da çok önemli. Kesinlikle. Ama bir şey daha söylemiştiniz, onu tekrar etmenizi rica ediyorum. Tercih yapacak olan arkadaşlarımıza demiştiniz ki gelin, görün. Kesinlikle, kesinlikle. Çok önemli. Çünkü bu geleceklerini artık oluşturacakları yer üniversite. O yüzden de böyle hatayla hasbelkader yapılacak bir iş değil. Kulak dolgunluğuyla, kulak dolgunluğuyla olacak bir şey olacak bir şey değil. Her şeyden önce sevebilmeleri lazım. Sevdiklerini yapabilmeleri lazım. Güzel. Sevmeleri için de gelip görmeleri lazım. Temas etmeleri lazım. Hangi olanakları, fırsatları onlara sunabilecek üniversite? Bunu görmeleri lazım. Yani o yüzden mutlaka gelsinler, sizi bulsunlar, görsünler, sorular sorsunlar, her zaman öğrencilerle konuşsunlar, mezunlarla temas etsinler, evet, değil mi? En doğrusu budur herhalde. Kesinlikle tamam, katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben